Salgın artmaması için sizce nasıl bir önlem alınmalı? Maske, mesafe, hijyen. Yani insanların bu kadar çok birbiriyle iç içe olduğu ortamlarda bulunmaması lazım. Maskelerini doğru kullanmaları lazım. Sokakta yürüyoruz, yanımızda kimse yok diye maskeyi çıkarmaması lazım. Bizim yaptığımız gibi. Evet, sıcak havada zor, kabul ama sağlığımız için bunu yapmak zorundayız. Yani ne gibi önlemler alınmalı? Pek dikkat edilmiyor sosyal mesafeye, iç içe insanlar. Birazcık daha sosyal mesafeye, maskeye, tabii el temizliğine dikkat edersek eminim biraz daha tabii şey olacaktır. Sence şöyle bir önlem yapması lazım. Ayrı ayrı bir hastane yapmaları lazım. Hepsini yani ayrı ayrı tutmaları lazım. Hepsini birleşik ana tutarlarsa aynı devam eder hastalık süreci. Bir de yani Covid-19 yani pandemi. Ondan ona şey yapacaksınız yani ilaç yani güzel bir ilaç üretecekler yani. Ama üretemiyor ki bunlar da. Kimse üretemiyor. Herkes evinde kalmalı. Dışarı çıkarken maske takmalı gerek. Valla önce bilinçlenmesi lazım insanlara ama fazla bilinçli olduğunuzu söyleyemeyiz. Maskemize dikkat etmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz. Hijyenimize dikkat etmiyoruz. Veyahut da biz bunu şaka zannediyoruz. Gerçekçi olduğunu düşünürsek ya da Allah vermesin yakınlarından herhangi birisi bu hastalığa yakalanırsa ha böyle bir şey varmış diyoruz. Şimdi bu ütopya gibi gözüküyor insanlar, hayal gibi geliyor ama öyle değil, gerçek. İşte bu insanlar bunun bilincine vardığı zaman bu iş bitecek, yoksa bu iş uzar. Evde kalınmalı ya. Evde kalınmalı, maske yani maske takılmalı, ondan sonra sosyal mesafeye uyulmalı. Salgının artmaması için herkes devletin verdiği hijyen kurallara uyması lazım, maske takması lazım. Kendi vatandaşlar arasında mesafe uygulaması lazım. 1,5 metre ise 1,5 metre, 2 metre ise 2 metre. Kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Birbirimize temas yapmamalıyız. Şu anda görüyorum otobüsler, mağazalar, alışveriş merkezleri falan, marketler, herkes birbirine sırt sırta yani bu şekilde salgın önlenemez, imkansız. Sadece bu salgın bitirecek nokta insan. İnsan. İnsanın elinde olan bir şey. Kendine dikkat eder, maske takar. Kalabalık ortamlardan, düğünlerden falan uzak olursa salın resmen hiçbir şeye gerek kalmadan sonlanmış olur, biter. Hijyen kuralına dikkat edecek, temizliğe, kalabalık ortamlara girmemeye, maske takmaya dikkat ettiği zaman resmen şeyden korunmuş oluruz, virüsten. Bu hastalıktan korunmuş. Yoksa dikkat etmediği müddetçe imkansız. Daha da artar. Çünkü gençler taşıyıcı, ihtiyarlar bu hastalıkları kaldıramıyorlar. Yaşlı kişiler. Yaşlı insanın vücudunda şu anda mutasyona uğramış ama ne de kadar da olsa vardır yani. Vallahi şu an salgın herhalde ikinci bir dalga daha geliyor gibi sanki. Bunun için nasıl yapılmalı? Biraz daha tedbirleri sıklaştırmamız lazım zannedersem. Daha çok denetimler olması, ne bileyim maske, sosyal mesafe. Bu tür kurallara uyması lazım. Çünkü insanlarımız biraz gevşek davranıyor. İşin farkında değiller gibi sanki. O da tabii arttırıyor. Düğünler, dernekler, cenaze törenleri, toplu organizasyonlar birazcık daha kontrollü, daha denetimli ya da iptal şekline gidilmeli diye düşünüyorum. Daha çok tedbirlere eğer dikkat edersek, işte kalabalık yerlerde maskemizi takarsak, tabii tedbirlere dediğimiz gibi, Sağlık Bakanımız dediği gibi uyarsak, yani daha çok azalacağını tahmin ediyoruz, düşünüyoruz ama maalesef tedbirlere uyulmuyor. Zaten bunu da vaka artışlarından görebiliyoruz. Kurallara dikkat edeceksin. Hijyen, temizlik, mesafe. Başta ben bunlara diyorum. Bilinç halkı bilinçlendirmek lazım. Kesinlikle bu böyle olması lazım. Halkın bilinçlenmesi lazım. Önce başta sosyal mesafe olması lazım. Sonra temizlik olması lazım. Temizlik olmazsa, sosyal mesafe olmazsa bu salgın virüsün gideceği yok yani. Gitmez de. Devamlı hastalık artar. İnsanlarımız kurallara uyması gerekli bence. Çoğu kişilere de dikkat ediyorum. Maske kullanılmıyor. Sosyal mesafe sıfır. Hijyen kurallarına, temizlik kurallarına riayet edildiğini görmüyorum. Onlara dikkat edildiği takdirde salgın bir nebze de olsa azalabilir diye düşünüyorum. Temizlik, maske ve mesafeye devam etmeli. Toplu yerlerden uzak durulmalı. Kul hakkına girilmemelidir. Maske kullanımına falan dikkat edilmeli işte, temizliğe. Bundan sonra çevre olarak halk birbirini bilinçlendirmeli. Saygı göstermeli halk bu konuda. Birbirlerine karşı temizlik açısından olsun, diğer konularda olsun. Birbirlerine her zaman yardımcı olmak zorundalar. Sosyal mesafe, maske, başka nasıl yardım atılacak ki?
insanlarımızın biraz daha duyarlı olması lazım bence. Yani biraz daha tedbirli olması lazım. Sokağa çıktığı zaman ailecek değil de bir kişi çıkması lazım. Alışveriş merkezine gittiği zaman mümkün olduğunca bir kişi, iki kişi gitsin. Bu şekilde azaltılabilir diye düşünüyorum. Yani maske ve mesafe kuralına uyulmalı. Çoğu yerde gördüğümüzde ne yazık ki bu kurala uyulmuyor. Yetkililerin verdiği tavsiyelere uymamız lazım. Vallahi sokakta sosyal mesafe yok. Sadece bir maske kuralı var. Mesafenin hiç olduğunu sanmıyorum. Ben de kafede çalışıyorum zaten. Akşamlar yoğun oluyor. Herkes dikkat etmeli. En azından temastan kaçınmalıyız. Mesela apartmana girerken merdivenlere dokunuyoruz. Onlara dokunmamalıyız. Elimize temas etmemeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Şu anda daha önce yapılan önlemlerin tekrar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim insanımız çok fazla şey dinleyen bir kültürümüz yok. Yani kendi başımıza önlem alalım, kendimiz yapalım, önlemleri kendimiz alalım dediğimiz bir insan grubumuz yok. Onun için bana göre biraz daha tepeden inme önlemler alınması gerekiyor. Bence yani herkes maske takmaya dikkat etmeli, sosyal mesafeye dikkat etmeli. Baş numara maske. Ondan sonra toplumdan uzak duracağız. Mesafeli davranacağız. Kayseri halkının sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamasının sebebi nedir? Kayseri halkının hiçbir şey umursamaması. İnsanlar o kadar rahat ki hastalık onları öldürmeyecek. Nasılsa herkes hastalanacak diye düşünüyorlar. Ama öyle değil. Keşke o entübe hastaları ziyaret etme şansları olsa da oradaki rezilliği, can pazarını görseler bu kadar rahat olmazlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya. İnsanların biraz duyarsız olmaları sanırsam. Çok duyarsız insanlarımız. Gerçekten. Yani ilk defa biz uzun bir süreden beri ilk defa otobüse bindik. Bayağı be. Yani iç içe insanlar. Öksüren, hapşuran, ağzı açık, maskesiz. Yani inanın biz böyle diken üstünde geldik yani. Bence insanlar hep bundan bıkmıştır bence. Ondan dolayı kimse takmıyor artık. Artık insanların canı tak etti. Ama tekli tekli yerde takmıyor. İstesin takma mesela. Teklisin sonuçta. Ama kalabalık bir ortamda takabilirsin yani. Mesela tramvayda, mesela otobüste. Onlar bana bulaşmaz diye geçip gidiyorlar. Şimdi hastalığı yok zannediyorlar. Ya da sizdeki hastalık medyanın yansıttığı, sunduğu bir şey olarak düşünüyor, bir olgu olarak düşünüyor ama gerçekler öyle değil. Yakınlarından, sağından, solundan hastalananlar olursa eğer ha böyle bir hastalık varmış diyorlar. Ama eğer yakınlarında, çevresinde yoksa televizyondan, medyadan takip ettikleri kadarıyla bu hastalığı önemsemiyorlar ya da varsaymıyorlar. Böyle bir hastalık hayatımıza girmiş ama hayali gibi düşünüyorlar. Hayali bir düşmandan da kimse korkmuyor. Ya uyumaması yani sonuçta yaz, hani evde duramıyor, sıcak. Yani bir yerlere gitmek istiyor. Siz bana sormayın en iyisi. Yani belirli hani belli bir süre sonra sıkılıyor. Yani bunların sebepleri bunlardır. Ya işte birbirine dikkat etmiyor. Yani bilinçsizlik başı yani önemsemiyor yani hastalığı önemsemiyor. Bilinçsizlik açıkçası bilinçsizlik. Yani bunu bilinçli olarak idrak etseydi bu kadar olmazdı yani açıkçası. Sebebi birazcık gevşeklik, hani bir başta biraz sıkışıklık olmuştu. Onun neticesinde şimdi biraz havalar ısındı. Bunu aldı. İnsanlar dışarı çıkıyor. Sosyal aktivite yapmak istiyor. O da tabii ama yapmak istiyor ama bir tarafta da hastalık var. Salgın var. Yani bir dengeyi bulmamız lazım açıkçası. Ya genel olarak bir gevşeme oldu tabii. Bir ara düşüş görüldü. Düşüşten sonra genel olarak bir gevşeme oldu toplumda. Ben bundan olduğunu, kaynaklandığını düşünüyorum. Yani halk sanki kabullenmiş gibi. Bir de ya bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Böyle bir düşünce içerisinde yani bir sorumsuzluk görüyorum ben ya. Tedbirsizlik, uyumsuzluk, yani bir insanlarda bir umursamama bir havası var yani. Çünkü başlarına daha felaket bir hastalık gelmediği için yani pek gale almıyorlar yani hastalığın önemini. Sanki bir gripmiş gibi gelir geçer derseni eğleniyorlar yani bence. Aslında bu gibi şeyler eğlenecek gibi değil yani. Çünkü başımıza gelen bu musibetler, bu hastalıklar normalde hepimize bir ders olması lazım, bir örnek olması lazım. Çünkü hayatımızda yaşanan sıkıntıları kafamızda, başımızda canlandırırsak yani bu hepimize gelecek bir derstir bence. İnsanlar biraz basite alıyorlar bu salgın olayını. Önemsemiyorlar diyelim. Yani bana bir şey olmaz havasında, hele gençlerimiz özellikle. Akşamları kafelerde görüyorum böyle yürüyüşe çıktığımda falan.
Sosyal mesafe sıfır, maske yok. İç içe oturuyorlar. Bırakın 1,5 metreye 10 santim bile yok aralarında. Umursamıyorlar. İhmal davranıyorlar. Ne olacak diyerekten kendilerini avutmaya çalışıyorlar. Hastalığı yani yakınlarında gördükleri zaman farkında oluyorlar. Bugün camilerde, okullarda ve çarşıda, pazarda birçok insan maske takmıyor veya taktığını sanıyor. Çene altı, burnunu korumuyor, ağzını korumuyor. O yüzden hastalık devam edip gidiyor. Allah korusun, Kayseri'de umursamıyorlar. Ve Kayseri 3. sıraya yükseldiğini söylüyorlar. Allah korusun. Sayılar artıyor. Allah hepsine sağlık, sıhhat versin. Biraz daha vurdum duymaz davranılıyor ama inşallah duyarlı insanlar da var yani. Çoğu bakıyor çevremize, şöyle baktığımızda maskeyi falan gayet dikkat ediyorlar. Vallahi dikkatsizlik, anlayışsızlık. Bundan başka bir şey olamaz. İnsanların 6-7 aydır artık sıkıldığını düşünüyorum ben. Yani sürekli evde kaldıkları için sıkıldığını düşünüyorum ve bu sıkıntıyı bir atmaları gerekiyor. Bunun için dışarı çıktıklarını düşünüyorum. Bıtkınlıktır, başka bir şey yok. Yoruldular ama yorulmakla da olmayacak. İlla ki bunu takip edecekler. Temizliğe dikkat edecekler. Özellikle kapalı alanlarda maskeyi kesinlikle kullanacaklar. Herkes kendi tarafında bir düşünceleri vardır. Kimisi bazıları inanmama noktası kadar var yani şu anda. Sebebi nedir? Geri kafalılık. Yani bunun açıklaması yok. Bağnazlık. İnsanlar kültürlerinden vazgeçemiyor. O yüzden mesela düğün vardı. Düğünde insanlar birbirleriyle oynuyor mesela. Temas ediyorlar. Ya bu genel kültürle alakalı bir şey. Kayseri'nin genel kültürüyle alakalı bir şey. Bu da bizim insanımızın yapısıyla alakalı bir şey. Bu değişmeyecek. Ben değişeceğini zannetmiyorum. Onun için diyorum tepeden inme bir önlem alınması gerekiyor diye. Çünkü bizim insanımız daha çok yakınlaşmayı veya kabadayılık yapıyorlar daha çok. Yani bana bir şey olmaz. Ya ne olacak sanki, bir şey olacak falan diye böyle bir sarılma, yan yana oturma veya işte hep iç içe olma gibi bir durumları var. Kolay kolay değişeceğini zannetmiyorum onun için. Dikkatsizlik, başka bir şey diyemeyiz ona. Masumu almıyor demek. Yani başka ne olabilir? Hastalık yok gibi davranıyorlar. Bak biz bu sıcakta maskeyle geziyoruz. Niye geziyoruz? Hem senin sağlığın için hem kendi sağlığım için.